Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Çankaya Köşkü'nde Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında yapılan Bakanlar Kurulu toplantısı devam ederken açıklamalarda bulundu, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bozdağ, 20 Ocak'ta başlayan Zeytindalı Harekatı'nın planlandığı gibi başarılı bir şekilde ilerlediğini, harekatta önemli başarılara imza atıldığını ifade etti. Zeytindalı Harekatı 20 Ocak'ta başladı ve başarılı bir şekilde planlandığı gibi ilerledi ve önemli başarıların altına imza atıldı. Harekatın başladığı günden bugüne kadar toplam 49 kahraman Mehmetçiğimiz şehit olmuş, 228 kahraman Mehmetçiğimiz yaralanmıştır. Teröristler tarafından Afrin bölgesinden Türkiye sınırları içerisine gerçekleştirilen saldırılarda 7 sivil vatandaşımız şehit olmuş, 125 sivil vatandaşımız da yaralanmıştır. Bu vesileyle bir kez daha şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Çiftlik Bank soruşturmasına ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Bakan Bozdağ, kaçanlar eninde sonunda bulundukları yerde yakalanacaklar, Türkiye'ye getirilecekler ve yargının önüne çıkarılacaklardır dedi. Çiftlik Bank dolandırıcılığı hususuna değinmekte fayda görüyorum. Gümrük ve Ticaret Bakanımız Sayın Bülent Tüfekçi bu konuda bir değerlendirme Bakanlar Kurulu'na sunmuştur. Mehmet Aydın isimli dolandırıcılıkla suçlanan kişi başta olmak üzere 6 kişinin için Adalet Bakanlığı kırmızı bülten çıkartılması için konuyu İçişleri Bakanlığı'na göndermiş ve bunlarla ilgili kırmızı bülten çıkarılmıştır. Yürütülen soruşturma kapsamında 16 şüpheli ile sistemde işlem yapan 3 firmanın mal varlığına ve sistemden elde edilen 3 milyon 90 bin liraya el konulması konusunda talepte bulunmuş ve ilgili suç ceza hakimliği de bu talebi kabul ederek yargı yoluyla bunlara el konulmuştur. Şu anda kaçanlar eninde sonunda bulundukları yerden yakalanacaklar, Türkiye'ye getirilecekler ve yargının önüne çıkarılacaklardır.